Neyse, yakışıyorsun. Teşekkür ederim. Çıktık öyle. Hmm. Nereye gidiyoruz? Annemin eve. Evet, babamın doğum gününü kutlamaya gidiyoruz. Cuma günüydü, bugün pazar. Bugün kutlayacağız. Gözlerim ayılmadı hala. Evet. Bu ara uykusuz birazcık. Ben iyiyim. Evet, yarın için heyecanlıyım. Yarın da video çekerim. Gözlük bakacağız, lens bakacağız. Aslında böyle renkli çerçeveler hoşuma gidiyor. Camlar uygunsa bir buna cam yaptırırım, bir renkli yaptırırım. Değişik kullanırım. Bunun hani biraz eskidi ama gene kullanırım. Lens, astigmat yok diyorlar. Astigmatlı lens satılıyor. Ben de dedim hayırdır falan. Baktım 0.75'ten başlıyormuş. Ama astigmat öyle bir şey ki... Yani, en küçüğü bile etkiliyor herhalde. Evet, karanlıkta özellikle çok kötü. Böyle trafikte o ışıklar birbirine karışıyor. Karanlıkta görmek çok zor. Bulanıklaştırıyor yani astigmat öyle bir şey. Hayatı birazcık zorluyor yani. Bir sorarız, ince cam gerekiyor mu? İnceltmek gerekiyor mu seninkine? Ben sanmıyorum ya. Ben hani kalın, çok kalın olacağını düşünmüyorum da seninkini inceltiriz. Alper'in, senin kaç numara? Benimki son seviyede inceltiliyor canım. Hmm. 75 mi ne inceltiliyor? Hmm. Benimki 7 numara. İkisi evet. Düz 7 diyebilirim yani. Evet, düz hesap 7 diyebiliriz ama askerlikten muaf olamadı. Evet, bir tanesi 6.75 olduğu için 0.25'te muaf olamadı. Evet. 4.000 lira mı aldılar? Aynen. Böyle sınırda olup da olmaması bir tık insanı üzüyor açıkçası. Aa, olsun, yapacak bir şey yok. Uzun süre Alper de lens kullandı. Hatta benim lens kullanmamı kolaylaştıran da sendin değil mi? Evet. Ben hani gözlük kullanıyordum. Dışarıda da gözlüksüz geziyordum. Sen Alper dedi ki lens kullan. Tabii yanında deneyimli biri olunca ondan tavsiye almak iyi oluyor. Bir şey alalım. Değil mi? Bundan bir bakalım. Boylar iyi mi? Hangi boylar? Şu boylar işte. Başka boy mu var burada? Bir lotus gördüm de. Şunlar da güzel gözüküyor böyle. Tipe göre mi alacağız? Sevim, neli olduğu önemli. Bence boy olarak da iyi işte. Evet. Başka da şunlardan da var. Yazın güzelmiş. Şimdi geldik. Annemler de Gebze'de oturuyor bu arada. Gebze'ye geldik. Yarım saat bir mesafemiz var birbirimize. Değil mi? Evet. Burada da çocuk artmış. Onlar da yukarı mı çıkacaktı bilmiyorum da. Aşağı indiler. Asansör hızlı burada. Evet. Şimdi de çekiyorum. Bu sosu şimdi, bu tirit. Burada da sosunu hazırlıyor annem. Biber, tereyağı, salça ve domates. Destek. Evet, beni buluyor çünkü. Yapasın yok herhalde onunla. Hayır ya. Daha önemli de 2-3 çocuk yapın diye. Onlara mı karıştınız? Evet, bir karıştır. Evet, iyisini yemiş ya. Olgunluğu ama tadı yok dedim bunun için. Yemesi kendi böyle sulu sulu ama boş yani tadı yok. Çıtır çıtır ediyor mu şeyleri? Şey gibi, kivi gibi. Evet. Orada daha güzel. Baharda herhalde. Bahar. Sirke gene koyayım mı ama? Koyalım mı? Annemler kapalı balkon yaptırdılar. Güzel oldu bence. Tarhana yapmış. Aa, çok güzel kokuyor. Bunlar da annemin çiçekleri. Birazcık son günlerde kötü. Ama şuradan yavrusunu alıp eveceğiz sanırım. Bunlar da var. Uzamıştı böyle biraz. Annem de ne yaptı? Domates şeyi yaptı, sos yaptı. Onun kabuklarından da salça yaptı. Onu yapacağım diyordu, daha yapmadı galiba onu. Yapar mı artık bilmiyorum da.
O kadar çok ki. Ona da hak veriyorum. Alper öptü, ben de öpeceğim. Beni öpecek mi diyorum, yok Alper öpecek. Gelince Alper'le uyuyacakmış. İzliyordum. Şimdi şey yapacağız. Tweetimiz oluyor. Yok ama. Tweet elma daha özel değil mi? Anlat biraz. Ekmeği elma daha güzel. Aslında salçalı et, biberli et gibi bir şey. Tavuğu da yapılıyormuş ona. Hı-hı. Rende güzelmiş. Hı? Rende güzelmiş. Hı-hı. Kendi kutusu var böyle, çok güzel. Etrafı da dağılıyor. Hı-hı. Yer Alper ya. Önüne koyalım. Yiyor. Evet, bir daha istemez diye ben de koydum. Evet, bir daha istemiyor genelde. Koysaydın yerdim diyor. Yani. Öyle dediği için de koyuyorum. Evet. Yalnız kutlu olsun. Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün, hatta bugün diyeceğim akşam yani. Alper'i bekliyorum şimdi, hazırlandım gördüğünüz gibi. Akşam olduğu için makyaj yapmadım ama üzerimi değiştirdim. Heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım bugün? Gözlüklerimi değiştiriyoruz. Umarım gönlümce bir şey bulabilirim. Tam ne istediğimi de bilmiyorum. Gözlüğümün modelinden memnunum. Üniversiteden beri kullandığım bir gözlük ve birazcık yıprandı. O yüzden hem camım değişecek, birazcık numaram arttı. Çok fazla olmasa da. Aynı zamanda lens de sipariş vereceğim. Atasun'da geçen uğradığımda birazcık indirim vardı. Hala indirim devam ediyorsa Atasun'dan bir de lens sipariş edeceğim. Bakalım Alper gelsin, gideceğiz. Heyecanlıyım, onu bekliyorum. Gözlüklerimi değiştireceğiz. Bol bol gözlük deneyeceğiz. Öyle Alper'i bekliyorum. O haber verince aşağı ineceğim. Gideceğiz. Alper geldi. İniyoruz. Geldi, beni aldı. Heyecanlı mısın? Hayır. Ben heyecanlıyım. Geldik. Geldik diyorum. Aç mısın peki? Açlığım var, evet. Güvenlik. Şimdi başlayalım göreve. Beğendiğin bir şey var mı? Bakıyorum öyle. Benimki ne? Değişik. Şey gibi oldum. Ten rengine çok gibi benzedi. Olabilir. Birazcık da yuvarlak. Güzel. Bunu beğendim, tatlış. Böyle. Tamam, bunu bir beğendim mi? Ama o modeli beğendim de küçük mü kaldı emin olamadım. Benimkini 157. Bunu sevmedim. Yani şey desen olabilir de yapı olarak beğenemedim. Ama siyah gibi sıkıcı bir renk istemiyorum sanırım. Yok, kenarları şey demir ya. Bu denedik. Çok yuvarlak. Onu denedim. Ha, bu daha oturan ya. Bu da oturdu güzel ama çok yuvarlak geldi. Ama bu da olmuyor. Biraz Harry Potter style. Evet. Bunu Harry Potter olsun. Birinci seçeneğimiz. Ya da bu. Bu buna göre küçük. Benimki de büyük. Hı-hı. Bu çok mat. Seninki de mat. Tamam, zaten camı güzel bir şey istiyorum ya. Çerçeve uygun olsun benimki. Ben şu parlağı daha çok beğendim ya. Bu da koyu renk ya. Siyah hissettiriyor biraz. Zaten ben de onu beğendim ya. Tamam ya, bu da benlik. Tam kokoşumsu böyle güzel. Hadi gel kameraya gösterelim. Ben bunu, Alper de bunu beğendi. Baya kibar oldu bence. Bu arada ben orayı göremiyorum. Evet, Alper'in gözüm arası değil. Hadi bakalım. Sanırım da bu gözlüğü beğendim. O mavi ışık kurması tamamen kullanımla alakalı aslında bir özellik. Batıyorsa oldu mu? Oldu oldu. Parlamaz camı söylemeyi unutma. Bence de güzel oldu. Diğeri sanki yüzüme biraz küçük olmuştu. Yani burnumu biraz rahatsız ediyordu.
İkisini de almayı düşündük ama şey yani evde takacağım diyorum. O yüzden gereksiz oluyor. O yüzden böyle. Bakın şöyle iyice. Renkli kişiliğime uyan bir gözlük. Değil mi kocaman? Yani bak ikinci numaralı gözlükte %50'ye varan indirim diyor. Ya ben şey istiyorum, bu kamerada yansımamasını istiyorum. O ne oluyor bilmiyorum, söyleyeceğim bakalım. Ya bak ışık yansımaları engeller diyor, polarize cam. Net renk ayrışımı sağlar. Sen güneş gözlüğü yap diyeceksin mi? Aradan. Belki. Tamam. Zaten ikimiz de gözlük alınca... Hep siyah siyah. Bence güzel olur. Bu gözlük tam senin için gibi biliyor musun? Kafa şeklin falan ben çok yakıştırdım. Yakından çekecektim. Bakın. Böyle böyle. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Ne pahalıyı bana alıyoruz. Olsun ya. Ben her türlü gözlüğü bulabiliyorum. Ya. Benim çerçeve bulma şeyim, avantajım var. Gözlük numaram küçük olduğu için. Alperin o yok. Ve hani rahat bir gözlük olması iyi yani. Şu anki büyük kalıyor bundan sonra. Öyle şimdi biz sıramızı kaptırdığımız için bekliyoruz. Lenslerimi aldık, gözlükleri sonra alacağız. Alper için Japon. Psycho mu? Psycho. Neydi? Seiko. Seiko. Bence Seiko. Alper ondan yaptırdık, bana atasını yaptırdık yerle. Ben evde kullanacağım ve güzel kullandığım için. Ama Alper'in çok çizildi, atasını yaptırdı. Alper düzenli olarak yıkıyor falan diye. Öyle. Sonra ben ekran koruyucusu yaptırdım telefonuma. Gidiyoruz yani, işlerimiz bu kadardı. Ben bir de güneş gözlüğü gibi kararan istiyordum da benim gözlük kalın olduğu için olmuyormuş. Kalın, ha, evet, hem inceltme yapılıyor hem aldığı şeyde 3 tane filtre varmış böyle çizilmesin falan diye. 3 katmanlı ve üstünde SRC kaplama mı öyle bir şey varmış. Evet, ondan dolayı olmuyormuş. Yani mavi filtre bile. Cam alacaklara tavsiyem Seiko alabilirler yani. Evet, en kaliteli. En kalitelisi, evet. Şey 20 gün gelme süresi varmış Japonya'dan geleceği için. Onu bekliyoruz ama ben dayanamayıp gözlüğümü almaya gelebilirim. Ama beklerim belki. Mayıs. Evet. Çok heyecanlıydım. Taksit yapamadık yani. Evet ya, bize birazcık o şey oldu. Taksit yapacağım dedi kız. Sonra dedi ki onaylayın. Onayladık ve taksit yapın. QR'dan ödeyeceğimizi söyledik. QR'da da taksit çıkmadı. Evet. Öyle olunca patladık. Evet. Kocam patladı yani. Seninki bir şey tutmadı ki zaten. Evet, lenslerle birlikte benimki de 5000 tuttu Alper'inki. Seninki kaç tuttu? 17 falan tuttu. 17 yani. Falan tuttu Alper'inki. Eve gidiyoruz, şimdi aç karnımızı doyuralım. Yeni bir güne tertemiz nevresimlerle başladık. Bu insanın modunu yükseltiyor açıkçası. Hemen elimizi yıkayayım, bir ayılayım. Sonrasında görüşüyoruz.
Bugün uzun bir süreden sonra lens takacağım. Dün lens almıştık. O yüzden bu video lensli olacak. Yani ben de rahat edeceğim. Gözlük yansımasın diye gözlüksüz çekiyordum ve biraz başım ağrıtabiliyordu görmediğim için. Çok büyük olmasa da numaram baş ağrısı konusunda hassas olduğum için görmemek beni birazcık etkilemeye başlamıştı. O yüzden lensli video çekeceğim bugün. Bakalım uzun süre sonra takacağım. Duygu düşüncelerim neler olacak merak ediyorum. Önce lens suyu. Böyle bir kutunun içinden 6 adet çıkıyor. Biri bir aylık. O yüzden 6 ay bana gidecek tek gözümde kullandığım için. Bunun içerisindeki lensi alacağız ve takacağız. Ama bunu aynada yapmam lazım. Uzun süredir takmıyorum çünkü. Renkli lens deneyenleriniz varsa yorumlara yazın nasıl oluyor. Yani çok değişik ve farklı hissediyor musunuz? Onu merak ediyorum. Yani ben de denemek istiyorum. Özellikle saçlarımı sarıyken istiyordum. Şu an için öyle bir düşüncem yok ama şimdi lensi görünce bir tekrar aklıma geldi. Tek de taktım bu başarılı yani. Demek ki lens takma becerilerimi unutmamışım. Şu an bir gözüm görüyor bir gözüm görmediği için tuhaf hissediyorum. Bir gözüm işte o yüzden hemen diğerini de takacağım. Bak bunu takamadım şimdi tek de. Bu arada lens alacaklara da haber vermiş olurum bu videoyla. Atasun'da indirim var 4 al 3 öde. 4 kutu lens aldığınızda 3 kutusunu ödüyorsunuz. Ve tek kutusu bayağı bir bu markada özellikle. 535 liraya falan geliyor bir kutusu. Yani bence uygun. Normalde tek kutusu 750'ye falan satılıyor internette. Bakmak isteyenler için haber vereyim dedim. Atasun'da böyle bir indirim var. Cilt bakımı yaptım, lensimi taktım ve hazırım. Şu an daha iyi hissediyorum. Artık video çekerken sizleri daha net görüyorum. Bu da benim için iyi bir şey. Kendimin nasıl çıktığını görüyorum. Bazen görmeyip yanlış yerleri veya kötü açıları çekiyordum. Bu artık daha iyi olacak diye düşünüyorum. Mutluyum. Neden bu kadar gecikti peki? Hastanede göz randevusu bulamadığım için sürekli ertelendi. Lens reçetem bitmişti. Yeniden reçete ihtiyacım vardı. Hem de göz numaram büyüdüğünü düşünüyordum. Birazcık büyümüş işte. Neyse bu göz muhabbetlerini artık geçebiliriz. Şimdi gelelim. Bayağıdır evde video çekmiyoruz. Sizler de özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü ben özledim. Bir süredir orada buradayım, şuradayım, sürekli dışarıdayım bir şeyler oluyor ve evde video çekmeye hem fırsat olmadı hem de yani bayağı dışarıda video çektiğim için evde video çekmeye sıra gelmedi diyebilirim. Bu dop dolu bir video oldu diye düşünüyorum ama birazcık da olsa evden bir rutin eklemek istedim. Yani sabah rutinimi birazcık ekleyeyim istedim. Şimdi ne yapacağız? Spora gideceğiz. Spor işleri nasıl gidiyor derseniz zaten onu daha detaylı bir şekilde sohbet ederiz diye düşünüyorum sonraki videolarda. Ama Ankara'ya gittik geldikten beridir birazcık salmış durumdayım. Yani hem düzenli spor yapmıyorum hem de beslenmeme çok fazla dikkat etmiyorum. Birazcık kendime izin verdim diyebilirim. İstemedi canım ve kendimi de çok zorlamadım. Öyle bir süreçti. Hatta geçtiğimiz hafta birazcık rahatsızdım yani bir baş ağrısı, baş dönmesi gibi bir sorun yaşadım. O geçti çok şükür. Öyle olunca da kendimi hem zorlamadım hem kendime izin verdim. O yüzden yani sağlıklı beslenme ve spor sürecine yeniden başlıyormuş gibi hissediyorum. Yani 2-2,5 haftadır neredeyse yapmıyorum diyebilirim. Uzun bir süre. Çok geriye gittik mi bilmiyorum. Tartılmadım açıkçası. Aylık olarak tartılacaktık. O da yalan oldu biliyorsunuz. O yüzden bugün tartılalım ve sonraki bir ayda bakalım ne durumdayız. Böyle yani her zaman her şey planlandığı gibi olmuyor. Arada kendimize izin vermek gerekiyor bence. Tahmin ettiğim gibi almışım. Tabii ki de üzülmüyorum yani yedim de aldım sonuçta. Hareket etmedim ve yedim. O yüzden sorun yok. Gene hareket ederiz ve sağlıklı besleniriz, veririz. Pişman değilim çünkü ona ihtiyacım vardı ve onu yaptım. Mutluyum. Şimdi tekrardan da buna ihtiyacım var ve spora ve sağlıklı beslenmeye geri dönüyorum yani. Bence okey. Dolandırıcıdan mesaj geldi. Ürününüz depoda bekliyor. Teslimat ayrıntılarını güncelleyin diye artı 44'lü falan bir numaradan. Kesin dolandırıcı yani böyle şeylere düşmemek lazım. Bir dedim ne falan girecektim az daha. Ürün deyince hani depoda ürünümüz kalmasın sonuçta. Dolandırılmadık. Bugün de dolandırılmadık. Alper gelince anlatacağım bugün. Dolandırılmaya çalıştım ama dolandırılmadım diye. Evde olunca böyle atraksiyonlarım var. Bu fazla bir şey olmuyor. Her incik cincik detayı anlatıyorum ama Alper işte neler neler yaşıyor. Bana pek bir şey anlatmıyor. Neyse içimi döktüğüme göre
Artık şeye gidelim, spora. Bugün sadece yürümeyi planlıyor gibiyim. Çünkü geçen hafta geldim bir kere. Yani hiç gelmedim değil, geçen hafta bir kere geldim ve onda da şey oldu. Çok fazla kas ağrım oldu. O yüzden tekrardan kendimi spora alıştırmam gerekiyor bence. Bir hamlık oluyor. O hamlığı da insanı birazcık spora küstürebiliyor. Ona gerek yok. O yüzden güzelce ısınalım. Vücudumuzu hazırlayalım. Bugün yürüyeyim. Yarın birazcık kas çalışmaya başlarım. Yürüyeyim derken de 45 dakika, 1 saat yürümeyi planlıyorum. Bakalım. Ya bunalıyorum. Bunalınca sevmiyorum. Ama terleyerek zaten yağ yakıyoruz. Terlemek lazım. Böyle kendime dizi açıyorum ve dizi eşliğinde yürümek daha keyifli oluyor. Sonunda bir saati bitirdim. Ama ben de bittim. Dizi sayesinde daha dayanılır oluyor dediğim gibi. Dizi izlerken hadi biraz daha, hadi biraz daha diye. Yarım saat sonrasında bayağı yorulmuştum ama devam ettim. İnat ettim yani birazcık. 1 saat 5 kilometre yürüdüm. 266 kalori yakmış gözüküyorum. İşte önemli olan fazlasını almamak. Yani yakmaya çalıştığım için. Tabii ki de hani kalori alacağım bugün ama kalori açığa oluşturmam lazım. Birazcık o konuda zorlanıyorum sanırım. Ama bunu çok takmam. Böyle. Başarılı. Eve geldim. Birazcık zaman geçti. Annemleri falan aradım. Bu sırada terim soğudu. Normalde duşa girecektim ama bu kadar beklemişken artık kahvaltı yapayım diyorum. O yüzden kahvaltı hazırlayalım. Böyle 2 adet kabağım var küçük. Bunlarla kabaklı omlet yapacağım. Şimdi güzelce kahvaltımı yapacağım. Çok lezzetli gözüküyor. Ben de iyice acıktım. Ve birazcık ceviz aldım. Ceviz iyidir. Ihlamurum vardı. Kendime onu ısıttım. Çay niyetine de ıhlamur içiyorum. Kahvaltımı yaptım ve rahatladım. Doymak güzel bir şey açıkçası. Bu video uzun oldu diye düşünüyorum. Birkaç gündür çekiyorum. O yüzden bugün daha fazla uzatmayacağım. Bundan sonra ev vloglarına devam ediyoruz gibi. Önümde pek bir aktivite kalmadı diyebilirim. O yüzden ev videolarını, ev vloglarını seviyorsanız takipte kalabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.